Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. İşte gönüllü karantinaya devam. Öyle, maalesef. Oturduk, ülkeyi seyrediyoruz. Yaptığımız o. Biz de işte bunu değiştirelim dedik. Televizyona teslim olmayalım, ona buna teslim olmayalım. Bilgi dağarcığımızı... Başımıza susmak geliyor. Çok doğru, çok doğru. Üstadım, ben hani deneme bağlantısı yapalım dedim ama saatte neredeyse olmak üzere olmuş. 18.30. Devam Olur. edelim mi? Bence mahsur yok. O zaman ben Tamam. müsaadenizle takdim Tabii tabii edeyim tabii. şimdi. Çok sevdiğim, saydığım üstadım Ahmet Akpınar'la birlikteyiz bu akşam. Spor hukukçusu. Hatta spor adamı da, sırf spor hukukçusu değil, kulüp yönetimlerinde de yer almış üstadımız. Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu Tabii üyesisiniz. Beşiktaş, Sarıyer, Sarıyer. PPDK. Evet, Yani evet. yaklaşık 40 senedir sporun içindeyim. Spor içindesiniz. Harika. Şimdi tabii pandemi, korona 19 dönemi, herkes tedirgin. Ligler oynansın, oynanmasın tartışmaları, işte bir takım açıklamalar yapılıyor. Bunun dışında başka problemler de var. İşte malum kanal ödemeleri yapmıyor vesaire. Bayağı hukuki problemler var. Tabii bu hukuki Evet. problemler bir kısmı UÇK'dan direkt şeye tahkim kuruluna, bir kısmı direkt tahkim kuruluna gidecek şekilde problemler. Bunları sizinle bir değerlendirelim. Tabii tahkim Tabii. merkezi olduğumuz için o Tabii. çerçevede bir değerlendirelim üstadım. Tabii. Öncelikle şöyle başlamak lazım. Futbol Federasyonu uzunca bir süredir bu konuda, yani Mart ayından beri yayıncı kuruluş ödeme yapmıyor. Ligler durdurulduğundan beri. Ve Evet. Futbol Federasyonu kesinlikle bir açıklama yapmıyordu. Ben geçen gün bir radyo kanalına bağlandım ve duyduğum bir şey vardı. Yayıncı kuruluş salgın sebebiyle ödeme yapmasına gerektirecek bir madde varken bu madde sözleşmeden Eylül ayında, Eylül 2019'da çıkarılmış sezon başlamadan. Ve bundan Kulüpler Birliği'nin haberi yok. Allah Allah. Bunu önce bir Atilla Türker yazdı, sonra bir iki gazeteci arkadaşımız yazdı. Öyle taklidi yaptılar. Ajans Spor'a ben konuştum. Bu sefer evvelsi gün açıklama yaptılar. Dediler ki böyle bir madde değişikliği yok. O zaman akla şu soru geliyor. Yayıncı kuruluş neden ödeme yapmıyor? Evet. Madem böyle bir madde değişikliği yok. O zaman sizin ilk sözleşmenizde şu var. Bir herhangi bir mücbir sebep halinde yayıncı kuruluş ödeme yapmaz maddesi var. Evet. Ona dayanarak da bir ödemeyi yapmıyor. Yani bir dayanağı olması lazım ödeme yapmamasının. Ve bu madde, özür dilerim, yayıncı kuruluşta maçları oynatın, ödemeyi öyle yapayım dediği için de federasyon tek son çare hemen alelacele ligi başlatmaya kalkıyor. İşte yaşadığımız sorunlar burada. Bugün de galiba rahatsız olan spor adamları çıktı. Tabii yeni yeni Kadrosunun takımlar çalışmaya rakamını... başlıyor çünkü. Evet, Yeni yeni tabii. başlıyorlar. Yeni yeni testler yapılıyor ki mesela bizim Mehmet Özdilek'in, Erzurumspor Teknik Direktörü'nün bir açıklaması var. Diyor ki benim bildiğim pandemi olmasına rağmen saklayan, açıklayamayan kulüpler var. Şimdi acaba bu Oh. kulüpler çaresizlikten mi bunu yapıyorlar? Bunu ben söylemiyorum. Mehmet Özdilek canlı yayında söyledi. Önemli bir sporcu. Tabii. Teknik direktör. Yani Tabii. kulüpler o kadar çaresiz ki oyunculara para ödeyemiyorlar. Kendi giderlerini karşılayamıyorlar, personele para ödeyemiyorlar. Ama federasyon birdenbire bu ligi başlatma kararı aldı ama tabii ki gelinen noktaya baktığımızda sanıyorum Temmuz'a erteleyecek en erken. En erken Temmuz'da olacak. Yani şimdi üstadım, hem hayatlarınla oynanıyor, hayatların kurtulsa bir de bu sporcuların spor hayatı biter. Tabii çünkü Ciğerleri Sayın Mete bile Diren ki Federasyon Sağlık Kurulu'nda kendisi başkan bildiğim kadarıyla onun açıklaması var, diyor ki oyuncu pandemi geçirirse yaklaşık bir sene o ciğerler toparlanamaz. Bu çocuklar zaten ciğerleriyle koşuyorlar. Ama bunu tabii. sevgili meslektaşım, burada asıl sorun ne? Futbol Federasyonu yönetenler sporun içinden gelmişler değildir. Sen de senelerde sporun içindesin, ben de senelerde sporun içindeyim. Biliyoruz, o havayı soluduk. Damdan düşen insanın halinden damdan düşen insan anlar ama bunu hiç bilmiyorlar. İşte falanca partiden atandı.
Ben her zaman şunu söylüyorum. 2006 senesinden beri biliyorsun ASKF'de birlikteydik ve 2006 senesinden beri Futbol Federasyonu'na seçim yapılmıyor. Hep birileri atanıyor. Usulü bir seçim. O milletvekili adayı, o şey. Bu insanlar sporun içinden gelmediği için çözümleri de bilmiyorlar. Mesela şu anda Futbol Federasyonu bir ayrı bir danışma kurulu olmalı. İşi bilen. Onlar yine yönetici olarak kalsınlar, vitrinde olsunlar, havalarını atsınlar. Ama sporun içinden gelen insanlar bu işleri onlara anlatsın. Böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Olmadığı için bu sorunlar yaşanıyor ve hakikaten de yazık bu çocuklara. Bilmiyorum izleyebildim mi? Erzurumsporlu oyuncu diyor ki benim bir aylık çocuğum var. Beni bırakın gidin ona test yapın diyor. Ağlayarak konuşuyor. Ya, Yazık. ya Bu tabii. çocuklara bunu yaşatmak olur mu? Tabii. Yani bir de Tabii. kimse hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyoruz. Evet, şimdi bir de Gördüğümüz bir şey değil. oyuncunun ya da takımın ligi terk etmesi gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi ligi başlattınız, ben oynamayacağım dedi. Şimdi talimatlar Evet. belli. Oynamazsan Tabii. düşürürler. Yani burada Evet. aslında sporcular, yani futbolcular sendikasına da çok iş düşüyor. Bir Öyle şey bir yapmışlar. sendikaları yok ama. Ya ah, bir Bunu zamanlar değil mi? Bir zamanlar ya biliyorsunuz sizle rahmetli. de konuşmuştuk hatırlarsanız ama insanların yüreği yetmiyor. Problem orada. Yani rahmetli İnönü'nün lafıyla namuslular namussuzlar kadar cesur olamıyorlar. Rahmetli Metin Kurt hatırlarsanız bu işe önderlik etmeye Tabii. kalktı. Komünist deyip adamı neler yaptılar. En sonunda amatör kümede futbolu bıraktı. Evet. Geçen gün ama en son Beşiktaş Galatasaray maçından sonra Sayın Fatih Terim ne dedi? Oyuncuların sendikası olması lazım dedi. Hadi önderlik yapın o zaman. Siz Ya. önemli bir insansınız. Evet. Ama Tabii. o oldu bitti. O anda söylendi. Bir daha kimse kale almaz. Zaten problem oldu. Profesyonel Futbolcular Derneği var. Sayın Hakan Ülsal lig oynansın diyor. Onlar Ya Galatasaray açısından bakıyorlar. böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey Yani olabilir mi? ama Allah önemli olan Türkiye'de insanlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Bakın çok kısa bir anekdot anlatayım. Benim konuşmamla ilgili federasyondan bir yetkili açıklama yaptı. Ben de aradım. Tanıdım da bir insan. Dedim ki sen bu sözleşmeyi okudun mu? Hayır okumadım. Sen icra kurulu üyesisin. Yani sen o sözleşmeyle ilgili bilgi sahibi olmadan fikrini açıkladın. Sözleşmede böyle madde yoktur. Bana öyle söylediler. Ben de tam tersini söylüyorum. Ve birkaç kulüp başvurmuş. Demiş ki sözleşmeyi verin. Efendim gizlilik esasları gereği veremeyiz. Sen işte biz de avukatız. Müvekkilden habersiz işlem yapabilir miyiz? İstinafa olabilir başvurmamak için dahi onlar imza almak zorundayız. mi? Sen vekil olarak kulüpler sana yetki verdiği için bu sözleşmeyi imzaladın. Onlara bilgi vermek zorundasın. Eyvah Böyle eyvah. olunca da işte tüccara Yani futbol federasyonu verirseniz tüccar gibi yönetir. ay, şimdi tabii o kadar sıkıntılı ki bu işi finansal yönden düşünüyorlar. Oysa insan, söz konusu olan insanın Tabii. sağlığı, yaşamı vesaire. Şimdi geçen de sevgili Mert Yaşar'la da birlikteydik. Belki görmüşsünüzdür Evet, Nisan izledim. gelince. Niye yaptık? Yani tartışma konularından biri de şu. Futbol Federasyonu bir şekilde atanıyor dediğiniz gibi. Ondan sonra onlar da bu işin yargı merci olan tahkim kurulunu atıyorlar. Şimdi bağımsız, tarafsız tahkim kurulu olabilir mi? Yani bakın, kişilerin şeyine bir şey söylemiyorum. Yani tabii çok namuslu Tabii hayır. arkadaşlarımızdır onlar. Bireyler, Tabii. biz ilkesel olarak, kurumsal olarak konuşuyoruz. Tabii. Şimdi nasıl kendisine atayan kurulun kararını yargılayacak da aleyhine karar verecek de, hele böyle bir şeyde, çünkü milyon dolarlar konuşuluyor burada. Çok büyük paralar konuşuluyor. Onun dışında şimdi tabii ki mesela geçmişte seçim vardı. Sonra bunu değiştirerek atamayla dediğiniz gibi oraya kuyruk bağıyla bağlıysanız hiçbir şey yapamazsınız. Bakıyorsunuz tahkimde iki arkadaş aynı büroda görev yapıyor. Yani Türkiye'de hukukçu mu yok? Spor hukukçusu mu yok? Çok değerli arkadaşlarımız var. Spor hukuku enstitüsü var. Çok güzel bu işi bilen gönül vermiş yapacak arkadaşlarımız var. Ama yok Ya bizde ama her şey vermesinler. benim olsun. O şimdi haklısınız, çok haklısınız da her şeyden önce tahkim kurulunu oradan çıkart. Yani özlemimiz bizim. Şimdi mesela Türkiye'de önemli bir tahkim merkezi açıldı. O olur, başkası olur, hiç şey değil. Tahkim
federasyon içinden çıkmalı, bir spor mahkemesi gibi spor tahkimi ayrı bir yapılandırmaya kavuşması lazım. UÇK da aynı şekilde. UÇK'da da atanmış belirli hakemlerin önüne gidiyorsunuz onu seçerseniz. UÇK'yı seçerseniz. Evet ama işte yine aynı yere geliyoruz. Yani size çok katılıyorum. İnsanlar burada görev yapmak, hizmet etmek için gelmiyorlar. Görev yapıp huzurunu almak için geliyorlar. Asıl problem orada. Mesela bizim zamanımızda biz ceza verirdik. Tahkimle mesela Ümit Koca Sakal vardı. Atilla abimiz vardı. Bunlar çok önemli hukukçular. Senelerdir buralarda Türkiye abi görev başkandı yapmış sanırım. abilerimiz. Ya biz bunlarla yeri gelir tartışırdık. İşte giderdik ya niye şunu bozdun? İzah eder. Bakın çocuklar şu maddeye göre bu kaldırdık cezanızı diye. Medeni bir ilişkimiz vardı. Şimdi görüştüklerini hiç zannetmiyorum. Şimdi, Gerekçeler de pek açıklanmıyor. Çankaya noteri gibi Karanlık. oldu. Meşhur deyim var ya. Onlar cezayı veriyor. Tahkim onuyor. Değişen bir şey yok ya. Yani herkes top benden gitsin. Ben günah keçisi olmayayım. Ama bakın siz de gayet iyi biliyorsunuz. Seyirlerin hukukçusunuz. Belki oyuncular, zarar gören oyuncular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecekler bu zarardan dolayı. Tamam iç hukuk yollarını kapattılar. Ancak zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin ismi görüldüğü zaman 25 bin euro direkt yazılıyor bir kere. Hani adisyon gibi. 25 bin euroyu yazıyor sonra fiyatı arttırıyor. Niye bu duruma düşelim? Neden bu çocukların hayatıyla oynuyorsunuz? Yani şimdi Bir de o parayı da kim ödüyor? O parayı tabii ödeyen de ben sen değil mi? yani biz ödüyoruz cebimizden tabii vergilerimizi. vergilerimizden federasyondan Hadi kesecek. gücü yesinler. Gücü yesinler Yok. yönetimi. Yok. Nerede? Bakın hatırlarsanız 2006 senesinde Haluk Ulusoy Futbol Federasyonu Başkanı olduktan sonra davalar açılmıştı. O davaları da sağ olsunlar bana verdiler ve ben takip ettim. Ve dünya ücreti bekar dediler. Hatta o zamanki federasyon başkanı Levent Bıçakçı'ydı ki babası Hayrettin Bıçakçı'yı rahmetle anıyorum. Onların bürosunda ben ne öğrendimse meslekte rahmetli Hayrettin amcadan öğrendim. Levent'in de çok katkısı oldu. Bir gün Levent'le karşı bak dedim sana rücu etmeleri lazım. Boş ver ya saçmalama falan. Siz saçma sapan davalar açtırdınız. Özel federasyonu alacak davası açtınız. Yani onaylanmış, kabulleri olmuş şeyler için davalarsınız. Rücu müessesesi olmadığı zaman bunlar oluyor. Bir önceki Futbol Federasyonu yönetiminin çok büyük zarar uğratıldığı söyleniyor. Federasyon şu anda borçlu deniyor. Neden borçlu? O zaman açıklayın. Zararı veren kimse bensem bana dava açın. Sizseniz size dava açsınlar. Bu gayet doğal. Hizmet yaparken zarar vermişseniz neşesine katlanırsınız. Ya Ama bizde böyle bir tabii şey yok. ya maalesef şimdi parası olsa böyle harcamazlar. Yani o kadar büyük sorumluluk altına giriyorlar ki ben bazen şaşırıyorum. Bazı milli takım teknik direktörlerine o kadar büyük paralar veriyorlar. Hatta Aynen. cezai şartlar veriyorlar. Belki şartlar gerçekleşmediği halde tazminat verip yolluyorlar ama hiç sormadan etmeden. Şimdi kamu niçin aydınlatılmıyor? Biz sözleşmeyi yaptık. Bu kadar lira sizin cebinizden çıkacak. Niçin söylenmiyor? Onu Bu kadar. söylemiyorlar çünkü işte diyor ki ben özel federasyonum. Daha Yani. ilginçini söyleyeyim. Avrupa mesela bu sene eğer Avrupa Kupası olsaydı kim bilir kaç kişi bedava seyahate gidecekti. Üç Evet. ayrı ülkede oynanacaktı. Giden paralara bakın. Mesela son Avrupa Kupası 2016'da oda başı 1.000 euro ödendi biliyor musunuz? Misafirlerin. Sadece oda fiyatları 1.000 euro civarındaydı. Ve yaklaşık 300-400 kişi götürüldü. Bir ay orada kaldılar. Bütçe nasıl sağlanıyor? Özel federasyonda bu. Bütçe nereden geliyor? Cezalardan her şeye ceza veriyorlar. Ayağa kalktın ceza, merdiven boşluğu yaptın ceza, sözleşmeye aykırı davrandın ceza, taraftar küfür etti ceza. Yani federasyonun o kadar çok geliri var ki sözleşmelerden pay alıyor. Çok büyük parası var federasyonun. Böylece maliyet çok artıyor. Yani hani küçük gibi görünüyor ama bu bir döngü. Tabii. Bu işte iktidarda kalma adına, insanlara şirin gözükme adına insanları seyahate götürüyorsunuz. Ama maalesef ki Türk insanında böyle bir yapısı var. Diyet borcu sağlıyorsunuz. O da size diyet borcunu oy vererek ödüyor. Ya da işte Mali Genel Kurul'da çıkıp doğru dürüst eleştiri yapan yok. Bu işte domino etkisi birbirine bağlantılı gidiyor. Öncelikle zaten Futbol Federasyonu'nun tamamen özel hale gelmesi lazım. İşte 250 delegenin oyu lazım. Hayır niye? Niye seni aday göstersin? Bağımsız herkes girsin. Kazanıyorsa kazansın ama yok. İlla hani şey var ya çocukluğumuzda hep bir mahallenin şişman çocuğu vardı. Topla gelirdi. En kötü de oynardı ama
sen oyna sen oynama derdi. Sen kaleye geç derdi. Top benim istediğimi oynatırım olması var bizde. Bizdeki olan şeyler bunlar. Ya Yani üstadım, bunları o çok aşmak büyük lazım. sorun Türkiye'de. O çok büyük sorun Türkiye'de. Öyle bir şey var. Şimdi biz siyasette yapıyoruz biliyorsunuz. Siyasette de aynı şey var. Bilmez Yani miyim tabii. aday Evet, olmanın tabii. önünde o kadar büyük engeller var ki. Şimdi Türkiye Maalesef, maalesef. siyasetinde %10 baraj var diye, kota var diye kıyameti kopartan partiler kendi genel başkan adayları olduğu zaman şu kadar delegenin oyu lazım. Futbol Federasyonu da aynı. Her yerde aynı. Şu kadar delegenin Yok, %100 katılıyorum tabii. imzası Ya yani lazım. Evet. kimse tapulu arazisine gecekondu yaptırmak istemiyor. Evet. Bu benim diyor ben istediğimi oynatırım. Kimseye hiçbir şey yaptırmam, çivi çaktırmam. Ama işte ondan sonra da birisi kalkıyor listeler açıklayacağım diyor. Rütük başkanı çıkıyor onu yedirmem diyor. Ne yapalım? Ya ülkeyi bu hale getirdiler ama olsun ben yine de ümitliyim. Gençlerden ümitliyim. Hatta bizden bile ümitliyim. Çünkü biz insanlara en azından bir şeyler anlatmaya çalışalım. Bizim kaybedecek çok bir şeyimiz yok. Tabii Yani tabii tabii yani bir şeyler onurumuz bekliyorum. var. Tabii ki. Öldüğümüzde arkasına en azından dik duruşlu diyecekler. Ama insanlar bunu biraz daha cesaretle söylemeliler. Maalesef söylemiyorlar. Meslektaşlarımız arasında da oluyor. Şimdi barolar mesela niye kıyameti koparamıyoruz? Hala taslak var. Önce yok dendi, sonra Sayın Cumhurbaşkanı var dendi. Ne demek bir avukat baroya kayıt olmadan avukatlık nasıl yapar ki? Şimdi O yani zaman arzacı inanılmaz sorular. olacak. Tabii yani kendi şimdi iktidar hukuka da hükmediyor. Hukukçuların bu karşı çıkmasını engelleyemiyor barolarda. Çünkü belirli bir kültür seviyesinde, belirli bir düzeydeki topluluk baro, avukatlar. O zaman ne yapacak? İşte baroların yapısını değiştirerek, onları dağıtarak kendi önündeki engelleri açmak istiyor. Ama Yani Barolar Birliği Başkanımız da ölü taklidi yapıyor. orada Ya ciddi bir var. bu olacak iş mi? Orada Sana evet. demediğini bırakmıyor. Sen Bir şimdi hayal kırıklığı var sesin orada. çıkmıyor. Olmaz. Tabii. Olmaz yani. Ama bakın yeri gelmişken şu ben mesela İstanbul, Ankara, İzmir temsilcileri var değil mi? Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nda. Toplu halde istifa etmeleri lazım. Geçen Tabii de şimdi pandemi ona da yaradı. Çünkü olan şey Genelkurul'a gidecekti. Ona yaradı ama en de sonunda kaçışı yok. Şimdi geçen de İstanbul Barosu'nun iki tane yönetim kurulu üyesi, birisi başkan yardımcısı zaten. İki tane daha yönetim kurulu, yani toptan dört yönetim kurulu üyesi deklarasyon açıkladılar. Çok önemli bir deklarasyondu. Tabii Evet. maalesef Evet okudum. Barolar Birliği'nin yönetim kurulu daha farklı oluşturuldu. Yani öyle bir şey var. Bir direnç var. Bir direnç var. Aa, yol Yapılması yok da sayın. lazım. Tabii Yani tabii tabii. şimdi bugün tüm derneklerde, kulüplerde çarşaf liste seçilir. Evet. Şimdi siz oylama sistemi yapacaksınız. Diğer taraftan başkası gelecek, listeye girecek. Hatırlarsanız Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü'ne başkan olduğunda ilk Vefa Küçük'ün listesi kazanmıştı seçimi. Aziz Yıldırım başkandı. Bir süre sonra Olansi Genelkurul'a gitti. Kendi listesini oluşturdu. Tabii. Yani baş ayrı diye yani başkan ve yönetim ayrı ayrı olmamalı ama tabii bu koordineyi bozmak amaçlı tamamen. Dilerim buna muvaffak olamazlar. Anayasa Mahkemesi var diyeceğim de var evet. Yeri adresi belli ama kararları belirsiz. Evet. Yani bunları Ama konuşmamız ne kadar komik değil mi? Ben 40 ya, senedir bu işin tabii. içindeyim. Bunlar temel şeyler tabii. Yani dışarı Uganda'da olsa güleriz. Neyse Evet orası tabii. Uganda deriz. Tabii, tabii, tabii. Biz bunlarla bunlar olmasın diye konuşabiliyoruz. Bu gündem oluyor. Yani çok ilginç. Görüyorsunuz bir hırs uğruna oyuncuların canları feda ediliyor. AVM'lerde tüm doktorlar farklı konuşuyorlar. Hepsi yapmayın bunu diyorlar. O zaman niye adliyeler kapalı AVM'ler açıksa? Biz daha mı mikropluyuz yani? Yani avukatlar daha çok mu mikropta şu an? Oraları şey yapma, adliyeleri de açacaklar ondan sonra hep beraber. Ya O zaman zaten baroyu bölmeyi parçalamaya da gerek kalmayacak. Avukat ya kalmayacak ortada. hayır şey dün sizinle de konuştuk hatırlarsanız dün işte bir 10 dakika bir aydır zaten 1,5 aydır ofisim kapalı. Bir şey almak için ofise gittim. Ha biz boşuna evdeyiz. Herkes dışarıda.
Herkes dışarıda tabii. Ben Yani de ben onu aldım. zor eve yetiştim. Bir bürodan dosya almaya gitmiştim. Evet. Bayağı bir trafik var. Ya Yani trafik var herkes yani, dışarıda. biz boşuna korunuyoruz yani. Çıkınca nasıl olsa bir şekilde bize bulaştıracaklar anlaşılan. Kimsenin umurunda değil. Yok yok, evet. Maalesef öyle. Ben şeyini anlayamıyorum. İnsan kendini acımayabilir. Ama çoluğuna acı, çocuğuna acı, torununa acı, eşine, Tabii. dostuna acı. Tabii. Demek ki insanlar bana yani bu Tabii, klasik attı bir şey şekilde attı. Evet. daha önemli. Amatör spora çok büyük destek vermemiz lazım. Seve seve tabii ki. Orada kuralları yeniden değiştirmemiz lazım. Başka yolu yok. Asıl önemli olan benim için de o, amatör spor. Yani ben profesyonel sporu çok zevk almıyorum. O çünkü şey, para. Tabii İşin içine sanayi. para girince Tabii. farklılaşıyor. Ama amatör spor gerçekten spor. Spor için spor. Sağlık Tabii. için spor. Onlar Şimdi çok daha önemli. Ve ya mesela da yeni kuşakların yetiştirilmesi. Onlar evet. çok daha önemli bence. Çünkü ülkenin paraları boşa gidiyor. Topa vurmayı bilen zenci ise futbolcu olarak alıyoruz. Boyu uzun olsa hemen basketçi yapıyoruz. Ama Tabii. pırıl pırıl çocuklarımız imkanları bulamıyor. Şimdi 18 Temmuz'da amatör ligleri başlatacaklarını söyledi federasyon açıkladı Sayın Başkan. Ya bu çocukların fizik imkanları buna müsait değil. Siz hangi arabaya bir tane minibüse sığıştırıyorlar çocukları? Maçlara öyle gidiliyor. Belediye tahsis ediyor. Bu çocuklar nasıl korunacaklar? İmkan mı? Fiziki ortamlar müsait değil. Onları bari oynatmayın. Ya şimdi talimatnameyi okumuşsunuzdur. Futbol Federasyonu açıkladığı Evet. müsabaka talimatnamesini. Evet. Hakeme 2 metreden fazla yanaşmayacaksınız. İyi güzel. Peki barajlarda ne olacak? İki oyuncunun arasından O top çok komik. geçerse gol olursa saymayacak mıyız? O çok Yani komik. şey, Güzel karikatürleri de çocukluğumuzda vardı ya, yapılmış abanmak yasak, burun vurmak yasak, gol saymaz gibi bir bunlar. şey mi olacak? Evet, yeni Aradan geçti kurallar saymıyoruz. Ya olacak. evet, çocuk top toplayıcı dezenfekte edecek. Ve o çocuk nasıl korunacak? Yani Üç tane otobüs, her kulübün üç otobüs temin etme imkanı var. Uçağa binmeyin diyorlar. Uçakla gidilecek. Nasıl olacak bunlar? Yani nereden bakarsan, hadi havalar sıcak. Devre aralarında kale arkalarında seyirsiz olduğu için orada dinlensinler. Tamam, o bir derece kurtarır. Ama diğer şeyler nasıl olacak? Soyunmaları, giyinmeleri, duşlara girecek bu çocuklar. Yani bunların mesela dün diyor ki arkadaş, ya Almanya yarın başlıyor ama Almanya özel kamp yerleri yapmış. Ailesiyle bile görüştürmeyecek oyuncuyu ve 7 tane sesten geçerek maça çıkacak. Şimdi mesela Erzurumsporlu oyuncular, Beşiktaşlı oyuncular 14 gün karantinaya aldınız. Yetti ayın 28'i. Mayıs'ın. 2 hafta sonra lig başlıyor. 2 haftada bu çocuk fiziken de moral motivasyon olarak nasıl hazırlanacak? İmkan yok. Mümkün mü? İmkan yok. Moral çöküyor çünkü bir anda insanlarda. Mesela ben oyuncu olsam, karşımdaki oyuncu da virüs atlatmış biri olsa ben ona dokunmam, bırakırım gol atsın. Tabii sürekli Bırakayım gol atsın. tedirgin, tabii sürekli Evet. tedirginiz. Tedirgin olacak çocuklar. Tabii Kafa ki. topuna çıkacak, şey yapacak. Ailesi de engel olacak yani, bırak Tabii. sporu diyecek, yani canından kıymetli mi diyecek, o da ailenin Hatta sorunları tabii. dün beni bir iki tane futbolcu kardeşim aradı. Abi dedi, biz oynamak istiyoruz, ne yapacağız? Oğlum gidersin hakeme, 2 metreden fazla yanaşırsın. Hatta bir de öksürürsün, sana bir 6 maç ceza verirler, oynamazsın. Çok güzel. Kesin sıç, kesin çözün. Ya Yani oynamak istemiyor çocuk. Ya az önce konuştuğumuz konu, korkuyorlar gayet doğal. Yani tabii. şurada 8 maç oynayacağım, maç para kazanacağım diye belki geleceği kaybolacak çocukların. Tabii. Yani işte geçen bir doktor, hastalığı atlatmış doktor arkadaşımız yazmış sosyal medyada. Diyor ki kovaya kafanızı sokun ve içine nefes almaya çalışın. Onu yaşıyorsunuz diyor. Yani Maalesef. bunu yaşamış insanlara siz nasıl hayata yeniden bağlarsınız? İşte bizim sitede güvenlikte olan birinin eniştesi atlattı neyse ki çocukcağız ama psikoloji bozulmuş. Ölüme çocuğum ne olacak, ailem ne olacak diye düşüne düşüne psikolojisi bozulmuş. Siz bunları nasıl oynatacaksınız? Ama plazma desteği deniyor, ilacı yok da ne olacağı belli değil, ne zaman çıkacağı belli değil. Hiç. O yüzden de bu kadar oynatacaksanız da bence de oynatacaklar eninde sonunda. Temmuz'da araları boş kısaltırsınız. 2 sezon arası arayı kısaltırsınız. Devre arasını kısaltırsınız. Zaten oyuncular Vallahi istirahat etti yeteri kadar. Üstad, çare bulunmadan
Böyle bir şey yapılamaz. Bu spor çünkü sağlıkla Tabii ilgili ki. bir şey. Tabii. Çare Kesinlikle. Ve bulunmadı. yakın spor. Ve Tabii. tabii şimdi ne olacak? Birileri zevk alacak diye. Birileri para kazanacak, birileri zevk alacak diye feda ediyoruz. Gencecik Bugün insanları feda Fatih ediyoruz. Altaylı'nın çok güzel bir yazısı vardı. Çok detaylı. Okumanızı tavsiye ederim. Çok Bir güzel bir yazı okuyayım, yazmış. hemen okuyacağım. Evet. Bahis konusuna da girmiş. Kimlerin bastırdığında yazmış. Çok güzel detaylı bir yazı yazmış. Yani Çok merak hakikaten ettim. Hemen okuyacağım. ben yani pek okumam onu ama öyle başlığı görünce bir okuyayım. Hakikaten çok güzel saptamalar var. Yani bu kadar olmaz. Para için insanların hayatıyla bu kadar oynanmaz. Yani o zaman İşte ders. ben kapitalist dünyayı eleştirdiğim zaman beni eleştiriyorlar. Al işte yani hayatlar, şeyler hepsi para kazanma aracı olarak görünüyor. Sevgili meslektaşım, sevgili İsmail, takım elbiselerimizi giyebiliyor muyuz? Bir aydır Ya. eşofmanla oturuyoruz. Şimdi hava ısındı, şortla oturuyoruz. Hiç sakal tıraşı olmaya üşeniyoruz. Eskiden jiletli giderdik. Yani ne oldu? Zenginlik neye yaradı? Hep herkes aynı şeyi yapıyor. Herkes evde, herkes hayatını düşünüyor. Yani bir lokma bir Aynen. hırkaya döndük. Yani saatten güzeli bir şey var mı? Ne kadar çok para kazan paran olursa olsun. Saat Evet. gibisi yok. Ama bunu işte maalesef birileri anlamıyor, anlamak istemiyor. Ama kendileri yaşadıkları zamanda birilerine Değil beddua ediyorlar. Birilerine mi? beddua ediyorlar. Ama şimdi bakıyorsunuz tüm kulüplerde bir sürü insan sağlığı bozuldu. Bir şey yok. Bir geçmiş olsun mesajı yok. Ama senin kızın kalkıyor. Belalar dahi okuyor. Neredesiniz? Neredesiniz? Niye bir plazma bağışlamıyorsunuz? Geçen bunu bir radyo yayında da söyledim. Çünkü toplumda önder olan insanların bu tip davranışlarla önder olması lazım. Evet. Sürekli bir plazma isteği var iyileşenlerden. Yapın. Yapın. Bunlar olmaz. Her şeyi şovada... Şimdi Sebolero Federasyonu ligleri iptal etti. Açıklama yaptığı bir kulübümüz, biz oynamak istiyoruz. Niye? Niye? Ne olacak? Bu hırs niye? Senin oyuncunun bir tanesi ölse, hastalansa Allah korusun. Vicdanen rahat mı edeceksin? Vicdanen de rahat edemezsin. Ekonomik anlamda da zaten maalesef Türkiye'de hayat o kadar ucuz ki hani işçi sonuçta bu sporcular da işçi. İşçiler hiçbir zaman hayatlarının karşılığını, emeklerinin karşılığını alamazlar. Şimdi vefat Yok tabii. etseler onun Tabii. karşılığını alamayacak. Ama başka şeyler de var. Niçin böyle bir sorumsuzluk sonucunda hem vicdanen rahatsız olalım hepimiz, yani taraftarız. Niçin vicdanen rahatsız olalım? Hem de mali külfet altına gidiyor. Yani düşünebiliyor musun bunların bedellerini? Çok Bunların acı. bedeli yok. Acı. İşte Şimdi, düşünün, Soma'da 300 maddi kişi olarak vefat. bir sürü bedeli Yo, var. insani yönden Soma'da 301 vatandaşımız vefat etti. Şirket ortada yok. Tamam, davalar kazanıldı. Sadece kağıt parçası olarak kararlar kaldı. Böyle işte Onun böyle. dışında, onun gibi bir sürü işte geçen çalıştırılan inşaatta bir sürü işçi kardeşimiz pozitif, testleri pozitif çıkmış. Hepsi bir arada. Yani insana bu kadar değer vermemezlik olmamalı. Bugün yarın bir gün adliyeler açıldığında biz nasıl korunacağız? Bir de işin oyunu var. Adliyelerdeki havalandırmalar buna müsait mi? Zaten Diyeceğim. normal zamanda bile iyi değildi. Tabii. Adliyeler maalesef Yani hele Anadolu Adliyesi, Çağlayan da öyle ama Anadolu çok felaket. Felaket. zaten Anadolu Adliyesi'ne bakın, bilmiyorum, inanın ben mesela orada hiç enerji alamıyorum. Binanın enerjisi yok. Bina ölü de Doğru. olmuş sanki. Doğru. Anıt mezara girmiş gibi hissediyorum. Oradan oraya geçemiyorsunuz orada. Enerjisi yok gerçekten. Çağlayan biraz daha ferah, daha sevimli. Ama Anadolu Adliyesi bir facia zaten. Evet. Ama yani tabii bu havalandırmalarla ilgili konuyu işte dış hava alacaklarmış. Bu da ayrı bir maliyet olacak. Bunu AVM'ler ya da adliyeler yapabilecekler mi? Kısa sürede yapabilecekler mi? Çünkü çok şey Evet. kalmadı şurada. O Tabii sistemi tabii bir şey kurmak ya da kalmadı. kaç firma bunu çevirmeye müsait? 15 Bilemiyorum. Haziran dediler tabii. Tabii. Yani bu eğer Sonuç olarak şimdi bu tahkim ile ya da uyuşmazlık çözümüyle ilgili bir program ama sonuçta yaşanan şeyleri dile getirmezsek
kuru kuruya usulü anlatmanın bir anlamı da yok. Şimdi tabii. Yaşadığımız, yaşayacağımız şeyleri görmemiz lazım ki tamam bu olayların hepsi nereye gidecek? Tahkim kurulunun önüne gidecek. İşte alınan karar sebebiyle doğan sorumluluklar tahkim kurulunun önüne gidecek. Tahkim kurulu az önce de bahsettiğimiz gibi yönetime direkt bağımlı bir kurum olduğu için bunların hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Bu kararlar bize tazminat olarak tabii ki. Hem cebimizden çıkacak paralar. Evet. Ve evet. Ayrıca kötü referanstan kaynaklanan paralar. Maalesef, maalesef kaybedeceğimiz hayatlar olacak. Sporcular olacak, spor hayatları olacak ve evet. paralar olacak. Ama kolayını bulduk. Nasıl olsa şehit mertebesi veriyoruz ya. Tabii, o güzel bir form. şehit oluyor ya. Böyle de ucuzcu mantık da var, bizde var yani. Tabii, onlara da öyle bir şey unvan verilir, olur biter. Yani, evet, yani. Çok acı, çok acı. Yani bunlar müthişler. Yani yaşamadan bilinmiyor ama dilerim tabii şu meret salgın bir an evvel aşısı bulunur. İnsanlar daha fazla kendini korur. Şu musibetten korkulur. Yani neyin ne olduğunu bilemediğimiz için bundan sonra nasıl davranacağımızı da bilmiyoruz. Şimdi tamam ofise Tabii. gidelim. Eninde sonunda adliyeye de gideceğiz. Ama ofise giden diğer arkadaşlar ofise gelecekler. Nasıl korunacağız? Evet. Yani Evet. tamamen açık, belirsiz bir şey. Tüm dünya bilmiyor tabii ne olduğunu. Dilerim bunu en az hasarlı atlatırız. En büyük temennimiz o. Tahkim boyutuna gelince de bence tabii asıl problem hukuk mahkemelerine de aksettirilebilir. Yani ben bunun oyuncuların zararlarının sırf sözleşmelerle bağlı işte bu futbolcuyla ilgili olan bir şey olarak değerlendirmiyorum. Ben oyuncuların maddi ve manevi tazminat davası, hukuk mahkemelerine davası açması taraftarıyım. Ki ben mesela geçmişte şunu yaşamıştım. Rahmetli Gündüz Tekin Onay Futbol Federasyonu'nda çalışırken sözleşmesi feshedildi. Bir şekilde bana geldiler. Demişler ki bak federasyona başvuracaksın, en fazla tahkime başvururuz. Ben hayır dedim, bu işçi işveren ilişkisidir. Önce bir mahkeme şey yaptı. Görevsiz kararı verdi. Yargıtay'a yolladık. Yargıtay hayır dedi, işçi işveren ilişkisidir bu yüzünde. Ve dünya tazminat kazandık. Yine aynı şekilde bu, çünkü neticede kişilik haklarına yönelik bir zarar olacak. Hukuksal yönlere başvurabilirler. Tabii. Yani UÇK'ya başvurma yerine mahkemeye başvurma yolunu seçerlerse orada da mantıklı bir iş yapmış olabilirler gibi geliyor. Geçen de yine konuştuk. UÇK'nın harçları da çok yüksek. Çok, değil mi? çok. %3. O yüzden biraz sıkıntı da o yol gibi geliyor bana. Artı bir de şu var mesela, UÇK'ya birçok kulüp başvuramıyor bu harçlardan dolayı. Değil mi? Nispi Evet. harç alıyorlar ve ondan dolayı başvuramıyorlar. Şimdi Paramız yok ki diyor. %3 kulüp de başvuramıyor. Futbolcu da zaten işsiz kalmış. Evet. O yüzden Artı mahkemenin... UÇK'nın kararlarına bakıyorsanız sürekli federasyona meyilli kararlar veriyorlar. Yani Şimdi oyuncu korumaya yönelik değil. Şimdi burada üstadım önemli bir noktaya geliyoruz bence. Bu kadar pahalı ve atamayla oluşan bir kurul varsa hem sporcular hem kulüpler ayrı bir tahkim merkezi belirleyebilirler. Çünkü yasa buna müsaade ediyor. Yani tahkim ve uzman hukukçular tarafından çözülmesini istiyorlar, fakat bağımsız ve taraflı hukukçular tarafından çözülmesini istiyorlarsa mahkeme ya da UÇK yerine başka bir tahkim merkezi de tercih edebilirler. Bunlar da zaman içinde gündeme gelecektir. Ben şunu düşünüyorum. Tabii. Spora ilişkin ayrı bir tahkim merkezi kurulacak Türkiye. Kurulması gerekiyor çünkü muazzam bir potansiyel var. Bugün Evet. Türkiye'de 1,5 milyonun üstünde sadece futbolcu var. Evet. Diğer spor Diğer dallarında 5 sporlar milyon da var. Üstünde Tabii. 5 milyona Evet. yakın sporcumuz var. Ve bunların hakları tam anlamıyla bilinmiyor. Çoğu işte bir menajere bağlanmış ufak yaşlardan beri, ama menajersi olan çok oyuncu var. Hukuk haklarını bilmiyorlar. Menajerler dahi doğru dürüst tam bilmiyorlar. Bu nedenle de ben de aynı görüşteyim. Eninde sonunda sendika da dahil olmak üzere ve büyük bir ihtimalle sendikayla koordineli olacaktır. İşte biz de bunu bir önerge yapabilirsek amatör spordan başlamak üzere iyi bir yol olacağızdır. En azından bir şey olur.
bir yol açmış oluruz. Çünkü birilerine bunu önder olması lazım. Kesinlikle orası. Muhakkak yani siz sporda ileri gelen üstadlarımızdan birisiniz. Tabii burada önder olmanız lazım sizin üstadlarımızın. Çok iyi olur. Bu sadece sporcuların haklarını korumak anlamında değil, kulüplerin de hakları var. Onların da korunması açısından. Niçin yani bir meçhule yol alsınlar, hem de pahalı bir yola yol alsınlar? Mesela amatör sporda geçen bir ilçe televizyonuna bağladılar. İlçenin belediye başkanı daha önce bir başka belediyedeyim, başka bir partideymiş. Aradan sıyrılıp belediye başkanı oluyor. İlk yaptığı şey o ilçenin takımının sahasını kapatıp millet bahçesi haline getirmeye çalışıyor. Ve şu anda gerek amatör takımlar gerek profesyonel takımlar suni çimde çalışıyorlar. Sırayla gece yarılarına kadar çalışıyorlar. Hala da çalışıyorlar ufak ufak. Yani bunu yapmayın, bu intikam hissiyle yapmayın. Tabii tabii. Suni ama işte bu kulüp zararı çok büyük. Mesela Futbol Federasyonu'nun tüzüğünde gelirinin %32'sini amatör kulüplere vermek zorunda. Veriyorlar mı bütçede? Hayır. %10'unu bile verdiğine inanmıyorum ben. Ama şimdi kulüpler ne yapıyorlar? Bir proje çiziyorlar. Hiç takip yok. Bir tane inşaat projesi çiziyorlar. Uydur kaydır. Götürüyor federasyona. Bakın diyor, ben işte bir tesis yapacağım. Verin parayı. Hop, aldığı parayı da tesise değil direkt oyuncuya ödüyor zaten. Ya da diğer giderlerine karşılıyor. İşte federasyonun da bunları engellemesi de lazım. Tabii. Yani bunları engel... Bugün de 48 kişi vefat etmiş. Şimdi 4055 olmuş vefat eden sayısı. Yazık. Yani tabii yani. Ne kadar doğru o rakamlar bilmiyorum ama yazık. Bir ben inanmıyorum. Ben çok önemli. Tabii. Bir kişi, ben kendi, hayat bile çok önemli. Ben kendi adıma kesinlikle inanmıyorum. Şimdi üstadım, zaten benim sıkıntım şu. Öyle oldu ki televizyonlardaki rakamların hayat olduğunu artık insanlar şey yapmıyor, algılamıyor. Yani sanki bir basketbol, sanki bir futbol maçındaki skorlar olarak bakıyorlar. Evet. Aa, işte yüzün altına düşmüşüz. Ya bunlar hayat. Yaşanmamış hayatlar, işte yarım kalan hayatlar. Ki öyleyken dahi bugün bir profesör anlatıyor. Bilim kurumundaki insanlara gizlilik yemini ettiriyorlar. Niye? Konuşsun. Bilim insanı. Adı üstünde bilim insanı. Evet, evet. Ama işte tabii ki orada para alıyor. İnsanlar da para için ruhunu satıyor ki bunlar Hipokrat yemini etmişler. Bu da utanç verici bir şey. Ayrı konu. Tabii bu farklı bir konu ama yani ya biraz deli olun. Ya. Biraz deli olun. Biraz yürekli olun. Biraz cesur olun. Deyin ki hayır. O zaman yapmayın o görevi. Mecbur değilsiniz ki. Tabii. Kimse sizi oraya bağlamıyor. Üstadım, bizim okuduğumuz yıllarda özel üniversite yoktu. Malum. Tabii. Hepimiz devletin parasıyla, bu halkın, bu fakir halkın parasıyla okuduk. O yüzden bizim gibi meslek yapanlar, tıpçılar, işte hukukçular vesaire, çeşitli dönemlerde onlara hizmet etme şansı ve görevi gelir. İşte orada görevden kaçınmamak gerekiyor. İşte biliyorsunuz, evet, bu Silivri saldırısı döneminde biz şey yaptık, elimizi taşın altına soktuk. Şimdi tıpçı arkadaşlarımız, sağlıkçı arkadaşlarımız da görev. Onlar şimdi ellerini taşın altına sokuyorlar. Dönem dönem görevler gelir. Kaçmamak lazım. O arkadaşlar da, o kuruldaki arkadaşlar da hakkını vermesi lazım. Üstündeki şeyin önlüğü. Tabii doğru. Bugün mesela bir tane hemşire hayatını kaybetmiş. Bu arada yeri gelmişken vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Ailelere sabırlar diliyorum. Yani çok acı. Hayatlarını ortaya koyuyorlar. Günlerce şu mesela benim çok yakın tanıdığım biri daha çocuğunu 3 metre mesafeden anca görüyor, camdan görüyor. Eve yaklaşamıyor, sürekli hastaneye gidip geliyor. Ya yani bu insanlar bu çileyi çekiyorlar. Bari fütursuz davrananlar bunlara acısalar, bunların emeklerine saygı duysalar da kendilerini bu kadar korumasız ortaya atmasalar bu çok güzel. Ama nasıl olacak, nasıl bitecek bilemiyorum. Bu arada seni de tebrik ediyorum. Şimdi son bir moda var ya, herkes kitaplığın önünden yayına katılıyor. Şimdi ben ona çok gülüyorum. Herkes kitaplığın önünde. Ben çok kitap okuyorum. Güzel. Ben arkada annem babam ve annemin babamın ailesinin fotoğrafının önünde duruyorum. Bunu da arada söyleyeyim. Şimdi yeni moda. Herkes kitapları arkaya...
Yani herkes kitabı yığıyor. Ben kitap, ben Evet. çok okuyorum. Yok, biz okumuyoruz. Bize okuyorlar, anlatıyorlar. Sesli kitap okuyoruz. Yani böyle de bir moda var. Bu ama ben şeyden memnunum. İnsanların televizyonlara teslim olmamasından memnunum. En azından bilgi Tabii. paylaşımı için çeşitli kanallar oluşturdular. Şimdi bakıyorum çeşitli gruplarda o kadar güzel programlar var ki inanın üstadım ben artık şeyi izlemiyorum. Televizyon, film işte çeşitli şeyler var ya kanallar var. Özel kanallar onları izlemiyorum. Kim ne yapmış? Bir de YouTube'da çok değerli. YouTube'da da Evet. çok güzel dersleri var. Onları tekrar ediyorum. Yani boşa zaman Evet, niye güzel. geçireyim? Ondan Tabii. sonra böyle programlar var. Onları şey yapıyorum. Kendimi tamamlamaya çalışıyorum. Bu benim için Çok iyi kamp yapıyorsun. dönemi oldu aynı Tabii zamanda. de. Hepimizin bir de şey, mesela ben de şunu anladım. Tamam, emekli olursam yapacağım çok iş varmış. Hukukçunun Sen emeklisi gerçekten, olmaz. Hukukçunun evet. emeklisi Ya bir olmaz. O bakıyorum, yüzden ben akşam oluyor. sizleri tahkime çekmeye çalışıyorum. Yani sadece spor tahkime Ya değil. her zaman Çünkü aklım bilgim yettiğince her zaman, ömrünüz tabii. Tabii. boyunca çok değerli birikimliğiniz var. Çok değerli hukukçusunuz. Sizler, üstadlarım. Sağ ol. Yavaş yavaş bu alanda karar verici mercilerde olmanız lazım. Hep beraber olalım oralarda. Ve Tabii şey aklım bilgim yettiğince her zaman, yaptığınız her zaman. neydi? Yani çünkü gençlere bunu anlatmamız lazım. Gençleri biraz daha bizlerin dediğin gibi yönlendirmemiz lazım. Onları okumaya teşvik etmemiz lazım. Şimdi mesela ben bizim bürodaki kızlara takılıyorum. Biz diyorum zamanında kanun kitabı okurduk, içtihat okurduk. Bir sürü kaynaktan yararlanmaya çalışırdık. Şimdi Hazreti Google var. Yazıyorsunuz her şeyi. Bir sürü içtihat çıkıyor. Aynen. İşte Evet. internet sitelerinde var. Yargıtay yayınları var. Bir şeyden hemen 2 dakikada buluyorsunuz. Ama maalesef yine aynı yere geliyoruz. Herkesin bir konuda Kirli bir fikri nerede var var? ama bilgisi yok çünkü okumuyorlar. Tabii. Onu en azından bizim meslekte oluşturmamız lazım. Kesinlikle. Onu Geçen işte oluşturursak çok daha iyi bir yere gelecek. bir konu oldu. Roma hukuku kitaplarıma başvurmak zorunda kaldım. Şeyde sırf Roma tarihi, Roma borçlar hukuku kitabını da açtım, şey yaptım. Çünkü ya bu işin kökü oradan geliyor. Borçlar hukuku özellikle oradan geliyor. Google'dan bulamaz mısın? Google'da yazarsan yüzeysel bilgi dolu. Ama başka, hukukçu Tabii. olmak O biraz büyük başka. İskender'i anlatır. Doğru. Tabii. Evet, Yani üstadım. Roma okulu deyince bizim mesela, özür dilerim, çok bizim dönem çok zorlanmıştı. Rahmetli bir hocamız vardı, Ziya Umur. Ben de Zaten biz ona onun şeyi derdik öğrencisiyim. rahmetli. Roma oku, Romalılar zamandan kalma diye. Latinceyi nasıl öğretti bize ama? Tabii, Yani tabii. oturup Evet. Roma okulunu ezberledik. Latince kelimeleri eksiksiz yazıyorduk yani. Yani çok büyük faydası oldu. Yani rahmetli anıyorum Tabii. kendisini. Tüm hocalarımız çok iyiydi zaten. Tabii. Hepsi Çok değerli hocalarımız bizle vardı tabii ki. Tabii. tabii yani ilgilenirlerdi, destek olurlardı. Yani hepsini rahmetli anıyorum. Hepsi, hemen hemen hepsi vefat etti. Yani iyi yetiştik aslında. Çok. Hatta şu anda ben şeyi diyorum bazen. Biz ilkokul 5'i bitirdiğimizde şu anda birçok üniversite mezunundan daha fazla bilgiye sahibiz. Ya evet, rahmetli babam, inanır mısınız üstadım, ben üniversiteyken benden daha kültürlüydü. Yani o da Evet. üniversite mezunudur ama onun lisede almış olduğu eğitim o kadar iyiydi ki Tabii okur. her konuya cevap verebiliyordu. Tabii. Ya okurduk Şimdi çünkü bir de böyle sosyal medya falan da yoktu. Okuyorduk yani. tabii. Biz Şimdi belki 66-68'de Ağrı'daydık. Haftada bir Doğan kardeş gelirdi. Aa Kırtasiyenin tabii. kapısında beklerdik Doğan kardeş gelsin de alıp okuyalım diye. Haftada bir Doğru. geliyordu yani. Doğru Gazete doğru. 3 günde Doğan. bir geliyordu. 1966'nın koşulları. Doğru. Yani. Doğan kardeş evet. Büyük kuzenimden Tabii. bana kaldı. Onları ben okudum. Benim zamanımda da millet çocuk vardı. Biz de millet çocuk Tabii. Tabii. okurduk. O Meydan zaman Larousse'lar Milliyet vardı. Gazetesi Milliyet Ansiklop. Gazetesi'ydi ama. Yani o Tabii. zamanki Milliyet Gazetesi Abdi başka. İpekçi, rahmetli Tabii. Abdi İpekçi zamanı. Tabii. Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi eski çamlar bardak oldu. Maalesef.
Ben de üniversite deyince iki hocamı anmadan geçemeyeceğim. Bir tanesi Allah rahmet eylesin İsmet Sungur Bey. Evet, O beni bizim de hiç tanımadı hocamızdı. ama Selim ben Kanet ile. evet Allah rahmet eylesin o da çok değerli bir Tabii, hocamızdı. tabii, tabii. Hocam beni tanımaz ama ben onu hep rahmetle yad ederim. Onun için baro yönetimine geçtiğim zaman 3 ay süren paneller yapmıştım. Borçlu hukuku genel hükümler. Onun anısına bir kitap, 3 cilt kitap çıkartmıştım. Bir de üniversitede hocam olmadı ama meslek hayatında bana yön verdi. Çok geç tanıştık maalesef. Domaniç hocam. Hayri Domaniç Domaniç. hocam da harika. İnsan olarak da harikaydı. Bilim adamı olarak da harikaydı. Benim hep finans hukuku şey yaptım, ben çalıştım ama finans hukukunda yeni bir bakış açısı sağladı bana. Bir muhalif bakış açısı sağladı. Allah rahmet eylesin. Bizim de Selçuk Öztekin vardı. İşte Erdoğan Halkim vardı rahmetli. Evet. İktisat dersine gelirdi. Bir de iktisat derdi sabahın köründe olurdu. O zaman tabii böyle biraz biz de hevesli olduğum için sabahın köründe dersine giderdik. Toplasanız 15 kişi vardı derste. Takılırdı. Hepinizi bankacı yapacağım diye takılırdı rahmetli. Çok da iyi ders anlatırdı. Çok keyifli dersleri olurdu. Güzel örneklerle anlatırdı. Allah Güzel rahmet eylesin. espriler yapardı Evet. falan. Bir de konuşabilirdik hocalarımızla. Şimdikiler pek ilgilenmedikleri için herhalde çok da fazla hocaların isimlerini bilmiyorlar ama bizde çok anı bırakıyor. 40 sene oldu hala hatırlıyoruz. Odasına girer Tabii sorabilirdik tabii hocam yani. bunu anlamadık diye. Tabii şimdi Yani böyle üstadım güzeldi. İstanbul Üniversitesi'nden siz de öyle keza. Tabii. Tek ve çiftler vardı. Her dönem medeni hukukta kürsü değişirdi ve o kürsüler dolu doluydu. Şimdi ise üniversitelerde hoca yok, profesör düzeyinde çok az hoca var maalesef. Maalesef 80 darbe sonrası 7.201 ile birçok kişiyi doğradılar. Şu anda da tabii yani şey de çok basitleşti tabii. Gidiyorsunuz İtalya'da bir dergiye yazı yazıyorsunuz. Hadi doçentlik tezi. Ya bu kadar ucuzlanmamalıydı. Bu kadar Evet bu ucuzlanmamalıydı. İşte bu para işin içine girdi, mertlik bozuldu. Parayla herkes her şeyi oldu. şimdi Üniversite mezunu da dahil olmak üzere. haklısınız. Bu özel üniversitelerin bir iyi yönü oldu. Bizim zamanımızda yüksek lisansa öğrenci almazlardı. İlla Tabii. üniversitede kalacaksan yüksek Tabii. lisans yapabilirsin derlerdi. Özel üniversitelerde herkese açtılar yüksek lisansı. Ben şuna inanıyorum. Bir hukukçu 5 senede bir kendisini yenilemesi lazım. O yüzden ben 5 senede yeni bir adım atmaya çalışıyorum. Bazen üniversitelerde programlara katılıyorum falan. O yüzden iyi oldu ama öteki yönlerden gerçekten iş ucuzladı. Mesela benim de şöyle bir teorim var avukatlarla ilgili. Bizler de dahil olmak üzere belirli zamanlarda bize sınav yapsınlar. Belirli puanı alamazsak bir ay duruşmaya giremeyelim. Nasıl ki sarı karttan bir kırmızı kart sayıp bir oynayamıyorsa. Böyle bir sistem olsun. Hiç olmazsa bizler de okuyalım, çağı yakalamaya çalışalım, içtihatlar öğrenelim, mesleğimizi ciddiye alalım. Evet. Yani şimdi mesela Yani bazen ben sınav konusunda meslektaşlarım kusura bakmasın lütfen ama ben pardon. Buyurun dinliyorum. yani genç mesela bakıyorum dışarı sürekli elde telefon işte mesajlaşıyor. Dosyayı hiç açmıyor. Duruşmaya giriyor. Ben de bazen giriyorum peşlerinden. Hakim bir şey soruyor. Ben işte yetki belgesiyle geldim de tam hakim değilim. Dosya toplasanız 15 sayfa yok. Ha, tamam klasör olur anlamayabilirsiniz. Amenna. Ya Meslek 15 etiğiyle sayfayı ilgili okuyun bir şey. ama. O meslek etiğiyle ilgili bir Maalesef. şey. Yoksa Ama yani işte şimdi müddetlisiniz. Sorumluluğunuz ama çok yüksek. Öyle şey mi olur? Tamam ama işte üniversitelerde sanıyorum bunu vermiyorlar. Ama bize ne veriyordu hocalarımız? Mesleğinizi sevin, severek yapın. İnsanlar size para versin, vermesin. Güvenip vekalet vermişse siz onu temsilen giriyorsanız yapabileceğiniz en iyisini yapın. Evet. Biz o yüzden üzülürdük dava kaybettiğimizde ya da istediğimiz olmadığında. Evet. Kahrederdik. Ben hala üzülüyorum bir dava Tabii tabii. kaybettiğimde. Tabii. Ay şimdi bakıyoruz birçok kişinin de umurunda olmuyor ama. Tabii. Ya ben elimden geleni yaparım. Hakim lehe karar vermeyebilir. Ama en azından yastığa başımı koyduğumda ben elimden geleni yaptım derim. Rahat rahat müvekkile de anlatabilirim. Kendimi de rahatlatırım. Keşke baro böyle eğitimler verse. Ben kendi adıma giderim.
seniyiz. Bize biraz daha ya o benim ilaçlıyız işte. hep içimde kalan bir ukdedir. Sürekli eğitim merkezi kurulması lazım. Ben buna Baro Akademi diyordum. Öyle bir şey olmalı ve avukatlar hani sınav konusunda konuşuruz, o farklı bir şey. Çünkü ben sınavlara güvenmiyorum. Ama bir şekilde tabii de şey, bir hukukçu sorumluluğunu bilmesi lazım. Yani çünkü ödül şey değil, sadece para kazanmak değil. O tabii davayı ki kazanmak, dava adamı olmak lazım her şeyden önce. Şimdi o kadar hızlı değişiyor ki her şey. O yüzden çeşitli dersler almak lazım. Mesela bizim zamanımızda elektronik hukuk diye bir şey yoktu. Şimdi bakın her şey öyle oldu. İnternet üzerinden oldu. Bilişim hukuku adı veriyorlar vesaire. Ben lisans okurken rekabet hukuku yoktu. Ben mezun olduktan sonra rekabet hukuku yasası, rekabet kanunu çıktı vesaire. Hızla değişmeye başladı dünya. O yüzden çağı yakalamak lazım. Çağı ayak uydurmak zorundayız tabii. Belirli dönemler. Tabii. Çünkü bize dava geldiği zaman kısmi dava gelmiyor ki. Yani bir olay geliyor. O olayın içinden sen çıkartıyorsun. Şuraya başvururum, buraya başvururum. Bunu yaparsam daha etkili olur vesaire. Sen çıkartıyorsun. Problemi sen çözüyorsun. Evet. Tabii işte ufku geniş tutmazsanız dar geliyor. Evet. Problem orada. Evet. Gerçekten öyle. Katılıyorum. Ya baro böyle şeyler yaparsa bizler de elimizden gelen katkıyı veririz. Ücret falan düşünmeden. Tabii, spor tabii. Hukuku olur. Esas tabii, olan odur yani. Tabii. Çünkü tabii. Bazen bakıyorum spor hukuku için özel üniversitede dünya para veriyor çocuklar. Tabii. Siz de biliyorsunuzdur. Yani tabii, soruyorum tabii. Ya diyorum hepsi 46 madde. Gelin ben anlatayım size bedava. Hatta çay da kahve de ikram ederim. Gidiyorlar yapalım dünya para veriyorlar. Şimdi Baro'da var, staj eğitim merkezinde spor hukuku dersi falan da veriyorlar yanlış hatırlamıyorsam, ama biz yine kendi aramızda konferans yaparız üstadım. Yapalım Toplarım. Yapalım yani, yazık çocuklar o kadar paralar vermesinler, zaten hayat şartları çok ağır. Tabii. Yani aklı bilgimi yettiğince veririm size. Biliyorsunuz şimdi ben bir görevdeydim partide, orada şöyle bir proje geliştirmiştim, halk hukuk okulu diye. Halka gidip haklarını anlatmak şeklinde. Sonra Kadıköy evet. Kent Konseyi'nde hukuk komisyonu kurmuştum. Orada da böyle bir çalışma yaptık. Gene böyle platformlar oluşturalım. Kadıköy Belediyesi Başkanı sevgili meslektaşımız, dostumuz Şerdil o imkanları bize verir. Sırf Kadıköy'de değil, aynı şekilde siz Sarıyer'de galiba değil mi? Tabii Sarıyer'de var, Beşiktaş'ta var. Hepsi arkadaşlarımız yani. Şükrü Bey ile konuşuruz. Beşiktaş Belediyesi ile konuşuruz. Genç olabilir. Çocuklara anlatalım tabii. Sporculara anlatalım. Vatandaş günleri de olabilir. Çünkü insanların işte elektrikleri kesiyor, suyu kesiliyor, kredi borçları var. Barodan sürekli avukat talep edeceğine bunlar olabilir yani. Bunu konuşup geliştirip bir proje halinde verip genç arkadaşları da katalım ki onlar da heveslensin. Kesinlikle. Gayet iyi olur. Tabii. Yani, çok güzel bir çevremiz var. Gençli, tecrübeli, her türlü çevremiz var. Evet, onları devreye sokalım. Güzel bir şey olur. Çalışma yapalım. Bana ne düşerse. Her zaman. Aklım bilgimi yettiğince hazırım. Evet, aklım bilgimi yetsin yeter ki. Çok sağ olun. Sağ çok sağ olun. Baş çok teşekkür ederim. Sağ olun. Üstadım çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Cuma günü böyle rahatlamış olduk. Hem görüşmüş olduk. Biraz da federasyon kulağını çınlattık. Spor adamlarının kulağını çınlattık. Sorumsuz sorumluların onları kulağını çınlatmış olduk. Valla şu anda çok fazla kişi kulaklarını çınlatıyor. Bizimkisi zor yetişir onlara zaten. Yazık ya, bu kadar sıkıntı çeken. Biz en sonlara kalırız ama olsun. Yine de biz çıtlatalım. Ciddiye alsınlar insanların hayatları. Olmasa. Çünkü adalet nasıl herkese lazımsa günün birinde, sağlık da günün birinde onlara lazım olur. Çünkü onlara da bulaşabilir. Başlarına geliyor. Meslektaşlarımız ne güzel tepki veriyorlar. Hemen biz de varız, katılırız seve seve gibi. Tabii. Yapalım yani, hakikaten akıl akıldan üstündür. Çünkü bilgi sonsuz. Benim bildiğimi bir başkası bilmez. Onun bildiğini ben bilmem. Herkes farklı ilgi alanlarında. Yapalım. Gerçekten ben çok kendi adıma en ufak bir katkım olursa da her zaman hazırım.
Çok sağ olun üstadım. Ben de her Rica zaman ederim. yanınızdayım biliyorsunuz. Bugün Buyurun. 15 Mayıs Hasan Tahsin'in Tabii. 15 Mayıs 1919'da katledildiği gün Yunan'a ilk kurşunu atan kişi. Bazıları Yunan Direnişin kalsaydı başladığı diyordu. gün. Evet. Tabii. Bazıları keşke Yunan kalsaydı diyor. O da Yunan'a ilk kurşunu atan kişi. Kendisine rahmetle anıyorum. Tüm Allah Hasan rahmet eylesin. Tahsin'leri. Kesinlikle. Allah rahmet Görüşmek eylesin. üzere. Belki görüşemeyeceğiz. Şimdiden bayramınızı Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar. Herkese iyi İyi bayramlar. bayramlar. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Görüşmek üzere. Öyle bir güneş ki bu yaktı meşalesini, kurtuluş mücadelesini. En büyük umut oldu yurduma, yurduma, yurduma.